1995 genel seçimlerinde partilere tek başına iktidar şansı tanımadı. Uzun süren arayışlardan sonra Çiller'le Erbakan el sıkıştı. Artık Başbakan Erbakan'dı. 54. hükümetle birlikte korku senaryoları da bir bir sahnelenmeye başladı. Başrol oyuncuları her gün farklı skandallara imza atıyordu. Fişlemeler takip etti. Akademisyenler, subaylar ve yöneticiler görevlerinden uzaklaştırıldı. Meslek liselerinin ortaokul kısımları kapandı. Bazı öğrencilerin üniversitelere girişi katsayı uygulamasıyla engellendi. Ve demokrasiye balans ayarı tanklarla yapıldı. Tarih 28 Şubat 1997. En uzun Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından Erbakan'a yapılan baskılar iyice arttı. Başbakanlığın değiştirilmesi öngörülmüş idi. Bin yıl süreceği iddia edilen süreçte önemli bir viraj dönülüyordu. Milli Güvenlik Kurulu tarafından Bakanlar Kurulu'na bildirilen 8 Şubatçıların istediği olmuştu. Başbakan Erbakan istifa etti. Sayın Cumhurbaşkanı'na istifamı sundu. Korku senaryoları yerini siyaset mühendisliğine bırakıyordu.